Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım. Aşağı yukarı bir hafta zamandan beri inşallah daha iyisiniz. İnşallah daha iyi olursunuz. Daha iyi olacağız hep beraber. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit ediyoruz. Rabbim çok güzel günler lütfetsin. Hem dini mümin adına hem sağlığımız, afiyetimiz, huzurumuz, sekinemiz, lütfettiği, lütfedeceği nimetlerin bolluğu, güzelliği açısından öyle olmasını niyaz ediyorum kendi yüce katından. Lütfetsin, inzal etsin inşallah Teala. Değerli arkadaşlar, bir sahabe anlatımına bugün devam etmiş gibi olacağız. O başta planladığımız adetimizi biraz değiştirip ilk Müslümanlardan değil de sonradan kervana katılanlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bunun da bir sebebi var. Arz edeceğim işin sonuna doğru. Kısa bir video olacağını tahmin ediyorum. Aradan 23 sene bir isetten sonra, yani nübüvvetten sonra, peygamberlik geldikten sonra aradan 23 sene gibi bir zaman aşağı yukarı, yani ya da 22 sene geçiyor. İşte 22 seneye yakın bir zaman geçiyor. Mekke fethediliyor. Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'in kuşatmasına gidiliyor. Oradan dönüşte Taif ve Mekke arasında o yol üzerinde bir yer var. Orada bir namaz vakti aram ediyorlar. Ne kadar kaldıklarını bilmiyorum ama yani orada aram ediyorlar. Namaz vaktini belirtmek için işte Efendimizin kim varsa orada, belki Bilal Habeşi Hazretleri var, şey yapıyor, ezan okuyor. Tabii o mahzure oymağı o zamanlar daha Müslüman olmamış. O günlerde Cirane denilen bir mevki var. 29 kilometre Mekke'ye. Sanıyorum orası da Mikat sınırlarının çizgisinde. Şimdi bir cami var orada. Cirane'de daha Müslüman olmayanlar var. Onlardan da Müslümanlara çok kin tutmuş kabilenin gençlerinden bir 10 kişi kadar az bir sütrenin taşın ortasına saklanarak okunan ezanı alay etmek için tekrar ediyorlar. Alay etmek için. Bunu duyuyor tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlara hiçbir şey demiyor. Ezan bitince onları çağırıyor yanına ya da çağırttırıyor. Hepsi geliyor. Onlara tek tek ezan okutuyor. Bunlar 16 ile 18 yaşı arasındaki gençlerden. Fakat anne babalarından gördükleri kadarıyla Müslümanlara ve İslamiyet'e kin tutuyorlar. Buğz ediyorlar. En son okuyanlardan bir tanesi tahmin ediyorum. Ebu Mahzure veya Mahzura, ikisi de olabilir. Senin diyor ne kadar güzel sesin var. Onların hepsine ezan okutmayı öğretiyor. Ona bir daha okutuyor, bir daha okutuyor. Çok güzel sesin var senin diyor. Bir ezan, bir de sen oku diyor falan. Okuyunca tebrik etmek için artık yani o anda nötr vaziyette mübarek ve nurlu ellerini Ebu Mahzure'nin saçına okuyor, böyle değiyor ön taraflarına. O anda ve bir miktar da gümüş para veriyor ona. Ebu Mahzure gönlü çok yumuşuyor, çok ısınıyor. Heyecandan kalbi çarpacak gibi oluyor ve Müslüman oluyor orada. Efendimiz'e biat ediyor, elini öpüyor neyse.
çok duygulu bir an yaşanıyor. Bir rivayette çok beğeniyorum, çok güzel sesin var, güzel ezan okuyorsun falan deyince, böyle başında okşayınca diyor ki, ey Allah'ın peygamberi, beni Kabe'yi muazzamaya müezzin yapar mısın Bilal'le beraber şimdilik, sonra Bilal'siz. Veyahut da Efendimiz kendisi söylüyor, sen Kabe'ye müezzin ol veya yaptım diyor. Git diyor valiye söyle, işte ismini söylüyor valinin, benim söylediğimi söyle, sen şeyleri, muameleleri yapsın, oraya da müezzin kıl, tayin ettiğimiz söyle ki gereğini yapsın falan diyor. Sonra Mekke'den ayrılana kadar Bilal-i Habeşi'ye yardımcı olarak beraber müezzinlik yapıyorlar. Daha sonra da Kabe'de uzun seneler, yani vefatına yakın seneler hatta, daha sonra belki başka bir yere gidiyor, orada müezzinlik yapıyor. Şöyle bir tatlı bir hatırası var. Yıllar sonra 60 küsur yaşına geliyor. Saçları böyle çok uzamış. Bayan saçı gibi çok uzamış. Önden de dökülüyor, arkalardan da böyle omuzlarına. Gel seni güzel bir tıraş edelim diyenlere, asla diyor. Ben Cirane'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başımı okşadığı, o saçlarımın orasını okşadığından bu yana saçıma hiç makas değdirmedim. Onun, yeter ki onun okşadığı yerler benim üstümde kalsın diyor ve kestirmiyor. Talebesi Esved bin Yezid Hazretleri, tabiinden birisi olması lazım. Bu da Alkame bin Kays, meşhur fakih, muhaddis, kıraat alimi, Alkame'nin talebesi, amcası, pardon, Alkame onun amcası, onların da hocası, onun da hocası Abdullah bin Mesud. Alkame bin Kays da Hazreti Ali ile Sıffin'de, Nehrevan'da beraber harbe katılmış bir, büyük bir zat. İşte onun yeğeni oluyor talebesi Esved bin Yezid. Evet, böyle insanlar da yetiştirmişler. Ebu Mahsure aslen Kureyşli. Mekke'nin fethinde, belki Mekke'de değildi, gene Cirane'de kaldıkları için o herkesin Müslüman olduğu günlerde belki İslamiyet'e tadamamıştı birkaç gün evvel, bir ay evvel, iki ay evvel. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'den sonra gelirken de orada Kabe'ye, Umre'ye yapacağından dolayı ihrama orada giriyor. Cirane'de giriyor. Haritalarda baktığımız zaman görünüyor orada Cirane, Cirane Mescidi falan görünüyor. Evet. Ebu Mahzure'nin böyle bir hikayesi var. Ona başını okşadığı için efendim söylesem saçını kestirmiyor, işte az evvel arz ettiğim gibi. 678'de vefat edene kadar müezzinlik yapıyor, devam ediyor. Buradan ben büyüklerimize sesleneceğim. Öğretmen, rehber, idareci, esnaf, tüccar, gençlerin başlarını okşayın arkadaşlar. Gençlerin başlarını okşayın. Bakın bir başı okşamak ne hale getiriyor. Nelere sebebiyet, ne güzel hadiselere vuku buluyor. Sonra da onlar talebi yetiştiriyorlar, onlar talebi yetiştiriyorlar. Ve bugün bizler ne öğrenmişsek onlardan öğrendik. Rabbim de başımızı okşasın rahmetiyle, inayetiyle inşallah. Ya Resulallah diyorum buradan. Gençlerin başını pak, nurlu, mübarek ellerinle okşayıver de hidayet insin, nurlar insin üzerimize biiznillah, biinayetillah. Buna çok muhtacız.
Gençlerimiz çok muhtaç. İster yerli, ister yabancı, ister mümin, ister gayrimüslim. Bütün gençler Allah'ın rahmetine, Allah'ın rahmetini okşamasına ve Efendimizin başımızı okşamasına, manevi hediyeler vermesine çok muhtacız. Onlar çok muhtaçlar. Özellikle hali vakti yerinde olan esnaf arkadaşlar, tüccar arkadaşlar, senede bir iki sefer o gençlerle beraber olsunlar. İş yerlerinde onlarla yemek yesinler, kahvaltı yapsınlar, onlarla kitap okusunlar, onlarla hasbihal etsinler, onların dertlerini dinlesinler. Anne babaları, kardeşleri, onların sıkıntıları var mı onları öğrensinler. Alaka delilimken onlara yardımcı olmaya çalışsınlar. Onlara dua etsinler. Onların gördüğü yerde, görmediği yerde dua etsinler. Onların gönüllerini yumuşatacak her türlü tebessüm mü olur, bakış mı olur, kalbi atıflar mı olur, onlardan, o delikanlılardan onu esirgemesinler. Esirgemezler. Ama ben biraz şunu görüyorum. Yani onlara harçlık da versinler diyeceğim ama imkanlar dairesinde bayram harçlığı olabilir. Bir abimiz burada veriyordu birkaç senedir. Az görmemek lazım bunları. Bunlar çok büyük işler. Biraz kopuş var arkadaşlar. Yani esnaflarla, talebelerle, öğretmenlerle, idareciler arasında bir kopuş var. Bunu koparmışlar zamanla. Bilmeyerektir. Muhakkak iyi bir şey yapıyoruz diye koparmış olabilirler ama sadece rehberler ilgileniyorlar talebelerle. Hayır. Herkes rehberdir bizim arkadaşlarımızın. Hiç kimsenin irşat ve tebliğine, sohbetine, sohbeti cananına, beraber olmasına, ilgilenmesine kimse mani olamaz. Olmamalı. Olurlarsa o gençlerin ve onların irşadı olsalar da onların el atacakları gençlerin hepsinin elleri ahirette, mahşerde o insanların elinin yakasında olacaktır. Herkesin yolunu açmak lazım. Önünü açmak lazım. Bir kişi bir insanla ilgileniyorsa ne gerek, bizim yapacağımız nedir? Ve senin programın nedir? Biz ona ilaveler yapalım demek lazım yani. Bizler daha gençtik ama o zamanlar belki idareci pozisyonda olan arkadaşlarımız böyle evlerine misafir getiren, kahvaltıya, derse, talebe getirenlere çay takviyesi, kira takviyesi, haçlık takviyesi, et takviyesi bunları yapıyordu. Burada da yapıyorlar. Et met gönderiyorlar ama herkesin talebelerle ilgilenmesini, hatta talebelerin herkesle ilgilenmesinin yolunu açmak lazım. Bu yolu kim ayırdıysa, kesin hatlarla kim belirlemiş ve uzaklaştırmışsa, Allah onları affetsin ya. Allah onları affetsin. Bakın, şu gün bile hizmetin çok rüknü haline gelmiş birkaç esnaf arkadaş, tüccar arkadaş var ki çok, o zamanlar normal esnaflardı. Bunları mesela bizim İbrahim Tabanca gibi, Abdurrahman Baş gibi efendim talebeyken, üniversite talebesiyken ilgilenen arkadaşların vesilesiyle bunlar şakit oldular. Nur talebesi oldular, hizmet talebesi oldular. Yani esnaflarla, halkla, insanlarla, bütün nev insanlarla bu talebelerin alakasını, bağını kuvvetlendirmek lazım. Kesmemek lazım bilakis. Bu aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya fark etmez. Yerli yabancı o da fark etmez. Bunları pikniklere gidiyor. Şu gün bile biz mesafeyi, sayıları çok dikkat ederek pikniklere götürmek lazım. Davet etmek lazım. Ya bir insan yetiştirme seferberliği yapmak lazım. Hatta insanlarla ilgilenme platformu falan, böyle bir platform kurmak lazım. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça,
yayınlar yaparak bunlara davet etmek lazım. Bir vakıf gibi bunları kurmak lazım. Yani arkadaşlar, Ebu Mahzure'nin başının okşanması 1400 senedir bizlere ne gibi güzellikler getirdiyse bunu tahmin edebilirsiniz. Efendim, biz de bu güzelliklerin taklit ederek iman hakikatlerini o insanlara götürebilecek yolları açmanın cehdi, gayreti, himmeti içinde olalım. İnşallah. Lütfen. Men ahya ardan meyteten fehiyele. Hoca Efendi bu hadis-i şerifi çok kullanır. Solcular da çok eskiden kullanırlardı. Kim boş bir tarlayı alır, ihya eder, eker, dikerse o onun olur. Yani eskidenlerin zilliyet dediği bir mesele. Men ahya ardan meyteten fehiyele. Böyle bir tarlayı, boş bir tarlayı. Onun için ne kadar kalbe, boş kalplere girebilirseniz o kalpler sizin davanıza, hakikatlara, gerçeklere ve cennete açılan yola girer. İnşallah Teala. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.